Hormonlar belirli hücrelere mesaj götürmek, onları uyarıp harekete geçirmek için salgılanır ve dolaşım sisteminde uzun bir yolculuğa çıkarlar. Nihai varış noktaları hedef hücrelerde kendilerine özel üretilmiş reseptörler yani alıcılardır. Hormonun reseptörle etkileşimi oldukça karakteristik iki farklı yolla gerçekleşir. İşte bu videoda bunu hormonal faaliyetin hücre düzeyindeki işleyişini anlatacağım. O zaman önce ikinci haberciler ya da diğer adıyla ikinci taşıyıcılarla işe başlayalım. Neden önce ikinciler diye sorabilirsiniz. Ee, i̇kinci taşıyıcılarla başlıyorum çünkü işleyişleri birinci yani ilk taşıyıcılara göre biraz daha karmaşık. O yüzden önce bu konuyu anlamamızda fayda var. Aslında her şey hormonun hedef hücre üzerindeki reseptöre bağlanmasıyla başlıyor. Bunu basitçe çizerek anlatayım. Evet, çizdiğim bu yuvarlak hücre olsun. Bu da reseptör. Bu küçük yuvarlaksa hormon ve buradaki reseptöre bağlanıyor. Bağlanma safhası hücre üzerinde doğrudan uyarıcı bir etki oluşturmuyor. Önce hücre içinde ikinci taşıyıcılar dediğimiz parçacıkların oluşumuna yol açan zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Onu da çizeyim. Şu minik oklar ikinci taşıyıcılar olsun. Hücre üzerinde hormonun amaçladığı asıl etkiyi oluşturan, beraberinde getirdiği mesaj sinyalini hücrenin merkezine taşıyan şey bunlar. İşte bunlar, ikinci taşıyıcılar. Bu mesajlar, hücrenin insülin salgılaması ya da içeriye glukoz alması gerektiği gibi vücudumuzun o anda ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyin bilgisini içeriyor olabilir. Süreci görsel olarak daha iyi anlatabilmek için önceden birkaç şey hazırlamıştım. Şimdi onları kullanabiliriz. Öncelikle bu çizimleri kesinlikle ölçek gözeterek yapmadığımı belirteyim. Ne yalan söyleyeyim elimden bu kadarı geldi. Sonuçta burada atomlar düzeyinde olup biten şeylerden söz ediyoruz. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi atomlar çok ama çok küçük. Demek istediğim çizimlerin orantısız oluşuna takılmayın. Pekala, pembeyle çizdiğim bu şekil reseptör. Hücre zarına gömülü halde duruyor. Bu da fosfolipitlerden oluşan çift katmanlı membran, yani hücre zarı. Burası zarın iç tarafı, burası da dış tarafı. Zarın iç tarafında... Yeşille çizdiğim bu şekil ise G proteini. O da zara gömülü halde duruyor, duruyor bulunuyor yani. G proteini denmesinin sebebi guanozin nükleotit içeren moleküllere bağlanması. Yani bu G aynı zamanda DNA bazlarından hatırlayacağınız G guanozin. Fakat hala hazırda guanozin difosfat adlı bir moleküle bağlı durumda. Nasıl bir değişime uğrayacağını birazdan göreceğiz hücre zarına entegre olduğunu gördüğümüz bir diğer sembolik şekilde adenilat siklaz adlı enzim. Enzimlerin reaksiyonları hızlandırdığını söylemiştik. Şimdi bunun nasıl olduğunu adenilat siklaz örneğiyle göreceğiz. Ama tüm bu süreç hormonun reseptöre bağlanmasıyla başlıyor. Yani şöyle. işte hormon ve reseptör artık bir bütün. Tıpkı eksik parçası bulunup yerine konmuş bir yapboz gibi. Fakat bütünleşme bununla sınırlı değil. Yanı başındaki G proteini ile etkileşime giren bu yeni yapı biçimsel olarak daha da değişiyor. Onu da şöyle gösterelim. G proteini ve hormon reseptör kompleksi arasındaki etkileşim aslında guanozin difosfat ve guanozin trifosfat ya da kısaltmalarıyla GDP ve GTP alışverişi. 3 fosfata bağlı bir guanozin karşılığında 2 fosfata bağlı bir guanozin alınıyor. Bu alışverişin sonucu olarak G proteini yine hücre zarındaki adenilat siklaz enzimine yaklaşıyor ve bu defa ikisi arasında bir etkileşim başlıyor. Adenilat siklaz artık aktif durumda ve hücrenin enerji kaynağı durumundaki adenozin trifosfatı döngüsel adenozin monofosfata dönüştürmeye hazır. Adenozin trifosfat ve döngüsel adenozin monofosfat tıptaki İngilizce kısaltmalarıyla ATP ve cAMP. Evet, ne yaptık şimdi? ATP'yi aldık ve döngüsel adenozin monofosfata yani cAMP'ye e, dönüştürdük. Öyle değil mi? Hatta elimizde fazladan iki fosfat daha var. Fakat hücre içindeki proteini etkinleştiren asıl şey bu cAMP molekülü. Reseptöre bağlanan hormonun yapmak istediği şey de zaten buydu. Birkaç adenilat siklaz enziminin etkin hale gelmesi çok sayıda cAMP'nin ortaya çıkması demek. Nihayet bu gerçekleştiğinde sistem önceki durumuna geri dönüyor. Tüm bu sürece sinyal amplifikasyonu, diğer adıyla sinyal arttırımı diyoruz. Tekrarlayacak olursak hormon önce reseptöre bağlanıyor. Ardından zincirleme bir reaksiyon başlıyor ve sürecin sonunda hücre içindeki proteinin etkinleşmesini sağlayan çok sayıda cAMP üretiliyor. Peki bu ne işe yarıyor diye sorarsanız hücreye mesaj sinyali taşıyan hormon amacına ulaşmış oluyor. Burada sinyallerin hücre içindeki proteine ulaştırılması ve proteinin etkin hale getirilmesi amaçlanıyor cAMP yani döngüsel adenozin monofosfat hormonun hücreye ulaştırdığı sinyallerin şiddetini arttırıyor. Bu sayede içerideki proteinin aktive edilebilmesi için gereken hormon sayısı azalıyor. Kısacası daha az hormonla daha çok iş yapıyoruz. İkinci haberciler ya da ikinci taşıyıcılar dediğimiz bu moleküllerin görevi reseptörlere bağlanan hormonla hücre içindeki proteine aracılık etmek. Fakat açıkçası bu süreç farklı hücrelerde farklı şekillerde işliyor. Vücudumuzdaki hücrelerde ikinci taşıyıcı rolü üstlenen birçok farklı molekül var. Döngüsel adenozin monofosfat bunlardan yalnızca biri. Aslına bakarsanız ikinci taşıyıcıların işleyişi henüz bütünüyle anlaşılabilmiş bile değil. Ancak şimdilik şu kadarını bilsek yeter. Vücudumuzdaki hormonların büyük çoğunluğu taşıdığı mesaj sinyalini hücre içine doğrudan aktarmıyor. Önce hücre yüzeyine ulaşıyor sinyali hücre içine taşıyan bir dizi reaksiyon başlatıyor ve hücre bu reaksiyonlar sonucunda gelen sinyale tepki veriyor. Yani telefonla sağladığımız iletişime de benzetebilirsiniz. Yakınımızdaki biriyle konuşarak doğrudan iletişim kurabiliyoruz öyle değil mi? Ama uzaktaki biriyle sesli iletişim kurabilmek için telefon kullanmamız gerek. İyisini hemen çizeyim. Yani hem buraya çizeyim hem öyle anlatayım. Ne diyorduk? Evet telefon. Yakınımızda olmayan biriyle konuşmak istediğimizde o kişiye telefon açıyoruz, uzun uzun sohbet ediyoruz. O kadar vaktimiz yoksa da ya da müsait değilse kısa mesaj yazıp gönderiyoruz. İçeriği ne olursa olsun yazdığımız kısa mesajın amacı belli. Doğrudan iletişim kuramadığımız o kişiye bir şeyler anlatmak. Bu iletişime aracılık edense o mesajı adresine ulaştıran GSM sinyalleri. İşte ikinci taşıyıcıların yaptığı şey de tam olarak bu. Hormonların hücre zarına kadar getirdikleri mesajı içeriye yani hücre içine taşımak. Peptit hormonlar ve katekolaminler İkisi de hücre zarını doğrudan geçemiyor ve aracı olarak ikinci taşıyıcıları kullanıyorlar. Fakat bu yöntem tüm hormonlar için geçerli değil. Hücre zarını aşan, taşıdığı mesajı ilk taşıyıcı olarak doğrudan hücre içine aktaran hormonlar da var. Örneğin steroidler ve tiroid hormonları anlattığım bu aracılı sistemi bütünüyle devre dışı bırakıyor. Bunu da önceden hazırladığım bir diğer membran çizimi ile anlatayım. Evet, hormon hücre zarını geçiyor ve içerideki reseptöre bağlanıyor. İçerideki reseptör derken bu sitozolde yani hücre sıvısında veya çekirdekte bulunan bir reseptör olabilir. Çekirdeğimizi de çizelim. Bu da hücre çekirdeğimiz diğer adıyla nükleus. Çizdiğim bu dalgalı şekilde DNA olsun. Hormon hücre sıvısındaki ya da çekirdekteki bir reseptöre bağlandığında hücre içindeki proteinin aktif hale gelmesiyle çekirdekte transkripsiyon yani DNA'nın RNA'ya genetik bilgi aktarımı gerçekleşiyor hücre sıvısında ise translasyon başlıyor. Yani DNA'ya aktarılan bilgiler doğrultusunda yeni amino asit zincirleri ve polipeptitler sentezleniyor. Doğrusu bu süreçte hareket halindeki parçacıkların sayısı ikinci taşıyıcıların rol aldığı sisteme, sisteme kıyasla yani çok çok daha az. Bunun nedeni steroidlerin ve tiroid hormonlarının hücre içine nüfuz edebilen lipid bazlı hormonlar olmaları. Bu hormonlar aracı mekanizmalara ihtiyaç duymuyor. Kendi işlerini kendileri görüyorlar. Yani hem ilk hem de ikinci taşıyıcı olarak çalışıyorlar. Evet, hormonların hedefledikleri hücreleri harekete geçirmelerini sağlayan iki önemli süreç ana hatlarıyla böyle işliyor. Şimdilik bu kadar.